Evet arkadaşlar, çam kozalaklarımızı yapacağız bugün. Çam kozalak şurubunu sizlerle beraber nasıl yapılıyor? Ben her sene yapıyorum ve içiyoruz. Biliyorsunuz bronşite, astıma, ondan sonracıma, ciğerlerdeki sorunlara, nefes alıp vermedeki sorunlara, ciğerdeki enfeksiyonlara, her şeye çok faydalı. Her şeye çok faydalı, çok şifalı bir şey. Ben bunu farklı şekilde yapıyorum. Mesela çam kozalak şurubu yapanlar içlerine hep şey koyarlar, şekerle şurubunu yaparlar. Ben her sene bunu yaparken şeker yerine pekmez kullanıyorum arkadaşlar, şeker kullanmamak için. Çünkü bu sefer bütün özünü, bütün sağlığımıza fayda verecek bütün şeyleri öldürdüğü için. O yüzden de ben şeker kullanmadan pekmezle, hem pekmezin faydası içinde girsin, hem de çam kozalak şurubumuz daha faydalı olsun diye yapıyorum. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz de iyiyiz. Bugün bağa geldik arkadaşlar. Ne yapmaya geldik? Bugün size çam kozalak şurubu yapacağım arkadaşlarım. Onu her sene yapıyorum ben. Bu sene de topladım. Bir gün önceden leğene suya bastım onları. Üzerindeki tozlar, şeyler çıksın diye yıkadık tekrar. Şimdi kazanımı yıkayacağım. Domates sosu yapmıştım. İçine suyu doldurmuştuk, burada ıslı kaldı. Şimdi onu döktüm, kazandaki suyu. İçini bir güzel yıkayacağım. Sonra çam kozalakları nasıl yapılıyor, püf noktaları nelerdir veya nelere faydası var, yaparak beraber anlatacağım arkadaşlar size. Şimdi ben şu kazanımı bir güzel yine kenarlarını temizleyeyim. Aha, düşürdük işte. Şöyle. Suya koyuyoruz. Bitince kazanları, kazanı suya koyuyoruz. Yumuşak çıksın bunun içleri. Buna suya bakın. Boşaltma içine suyu. Bakın kazanımızda kaynatınız arkadaşlar her şeyi. Bunları topluyoruz ağaçlardan. Bizim bağdaki ağaçlardaki çam kozalaklarını. Ondan sonra ne yapıyoruz? Böyle tutuşturmak için kullanıyoruz onu. İyi oluyor. Böyle. Bunlar da yine arkadaşlar kuruyan otlar. Bu da böyle güzelce kağıt olmadığı zaman, gazete olmadığı zaman bunlarla tutuşturuyoruz bunları. İyi oluyor bizim için. İnsan doğaya karşı işte. Her şeyi, her şeyden faydalanıyor. Ya. Bunlar da yaptığım soslarım arkadaşlar. Daha devamı var bunların. Devamı. Videosunu çektikten sonra açacağız. Şimdi ben şu ocağı bir yakayım, suyunu koyayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Geldik buraya. Burada ne yapacağız şimdi işlemimiz? Bu çam kozalaklarını alıyoruz bu şekilde. Ben şöyle içlerini bu şekilde açacağım arkadaşlar. Hepsini tek tek bu şekilde içindeki özünü çıkartmak için tekrar bir suya daha koyacağız. İçindeki özü tamamen suya karışsın diye bunları bu şekilde çatlatıyoruz. Çünkü buradaki öz içine çıkacak arkadaşlar. Ben bir tane daha koyayım, şimdi göstereceğim. Şöyle içindeki çamın özü suya karışacak. Böyle bu şekilde bitene kadar hepsini hazırlayacağız arkadaşlar.
Dediğim gibi her şeye faydası var. Ben her sene yapıyorum ve tüketiyoruz. Sabahları aç karna, akşamları yatarken, sabahları bunu içerseniz inşallah hem vücudunuza şifa hem de faydasını görmüş olacaksınız. O yüzden size dediğim gibi aşama aşama göstereceğim. Daha içine koyacağım çok çeşit faydalı malzemelerim var. Ben o faydalı malzemelerin hepsini tek tek göstereceğim size. Çünkü genelde herkes bunları koymuyor. Ama ben daha faydalı olsun diye içlerine koyacağım malzemelerle beni takip etmenizi rica ediyorum ki aşama aşama neler yapacağımızı sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bizlere destek olup abone olursanız, abonelikler ücretsiz biliyorsunuz, beğeniler ücretsiz. Bizlerin yanında olup bizlere destek olursanız arkadaşlarım çok mutlu oluruz. Başlangıcımızdan itibaren yanımızda olanlara da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yurt içi yurt dışında bana destek olan, yorumlarınızla beğenilerinizle yanımda olduğunuz için hepinizden ayrı ayrı Allah razı olsun. Bazen de kayıyor. Ya bunları bir daha yıkayacağız ya. Zaten suyun içinde şu an. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Diğer aşamayı tekrar görüşmek üzere. Suyumuzu da koyalım içine. Arkadaşlar ne yaptık? Çam kozalaklarını yaptık biliyorsunuz. Sonra gittim domateslerin otlarını yoldum birazcık. Sopa çaktım, biraz bağladım. O yüzden biraz yoruldum. Terledim. Şapkamı takıyorum kafama böyle canım. Şey yapmıyorum güneşte. Çam kozalakları da kaynıyor, onu da göstereceğim şimdi size. Ellerimi bak ne yaptı, mahvetti bak, çıkmıyor. Yapış yapış bütün çamların yapışkanları elime şey yaptı, rezenesi elime çıktı. Onları biraz temizledim ama birazcık daha şey oldu. Ne yapalım, olsun, olacak o kadar. Terledim, şimdi üstümü de çıkartacağım. Dedim birazcık oturayım da şuna bakayım. Şükür. Altına odun koydum. Daha bayağı işlemi var. Şöyle göstereyim size de. Bakın. Renkleri döndü. Bunlar süzülecek daha. Biraz daha kaynayacak özü çıkana kadar. Sarardılar bakın. Bakın bunun böyle rengi. Daha çok, biraz daha kaynayacak. İyice özü çıksın. Ondan sonra bu çam kozalaklarını çıkartacağız içlerini. Diğer bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Yine orada beraber olacağız inşallah. Evet. Biraz daha, bir aşama daha bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik kapatıyorum. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi ne yaptık? Çam kozalaklarımızı kaynattık. Özü çıkana kadar şey yaptık, kaynattık. Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Şunları şöyle, şimdi
Elimde telefon var, şey yapamadım. Bunlar böyle kaynadı. Sonra biz bunu soğumaya bıraktık. Özü iyicene suyuyla birleşsin diye kaynamaya bıraktık. Şimdi onları ne yapacağız arkadaşlar? Çıkartacağız hepsini içlerinden. Kalan suyunun iki kere süzdükten sonra tekrar ocağa koyacağız. Tekrar ocağa koyduktan sonra artık bunu biz herkes nasıl yapıyor? Şekerle yapıyorlar. Şurup halinde. Ben şekerle yapmıyorum. Ben her sene yaptıklarımı nasıl yapıyorum? Şeyle yapıyorum. Pekmezle yapıyorum arkadaşlar. Hem daha faydalı hem de şeker kullanmamış oluyorum. Hem de hem kan yapıcı hem de bronşlara, astıma, nefes darlığına, akciğerlere iyi gelen bir şey hazırlayacağım size. Şurup hazırlayacağım. İçinde daha neler var neler arkadaşlar. Sağlıklı olan bütün malzemeleri de içine katıyorum tabii ki. Suyu kay. Evet canlarım. Ne yaptık? İçinden çam kozalaklarını çıkarttık. Şöyle tekrar buradan bunu bu çam kozalaklarındaki özünde kalan su, çamları çıkarttık ya, tekrar bir suya koyduk onları. Şimdi ne yapacağım ben arkadaşlar? Bu suyu süzüyorum. Bizde böyle. Bizde sıfır şeker. Sadece erik marmelatı yaparken şeker atmak zorunda kalıyorum mecburi. Onu da ne kadar az tutarsam o kadar iyidir arkadaşlar. Bakın şimdi pekmezimi olduğu gibi böyle çam kozalağımı boşalttım. Şeker kullanmıyorum. Sadece pekmezle yapıyorum. Daha çok şifalı, daha güzel tatlandırıcı, doğal bir tatlandırıcı olarak bunu kullandım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi pekmezimizden sonra daha başka bir şey daha kullanacağız arkadaşlar. İlk aşamada ne yaptık? Çam kozalığımız. Ardından kaynamaya başlayınca pekmez pekmezimiz tatlandırıcı olarak. Şimdi biraz da bununla kaynadıktan sonra indirmeye yakın diğer faydalı bitkilerimizden içine ilave edeceğiz arkadaşlar. Sıra sıra gidiyoruz şu an. Sıra sıra gidiyoruz. Büyük odunları atıyorum içine. Biraz geç tutuşuyor.
Çal çırpı olunca hemen tutuşu veriyor. Vallahi yapıyorsa sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bizleri seyredip beğenilerinizi bizlere destek olursanız çok mutlu oluruz. Abone olup bizi beğenip bize destek olursanız yurt içinden yurt dışından arkadaşlarım bizlere destek olursanız çok seviniriz. Ayrıca nerelerden, hangi illerden, hangi ilçelerden, hangi şehirden, yurt dışından destek olurken bizlere nerelerden katıldığınızda yazarsanız çok daha mutlu oluruz arkadaşlar. En azından oralara güzel selamlar göndeririz buralardan. Şöyle. Bakın ne kadar güzel bir rengi var. Buna zaten şeker koymuyoruz ki, neden? Şifasını bozmasın diye. Faydalı olacağı yerde zararlı olmasın diye. Bunun buruk bir tadı var arkadaşlar. Çam kozalaklarının buruk bir tadı var. Buruk bir tadı olduğu için ay ben içemem demeyin. Aslında hiç şeker veya pekmez de kullanmadan da bunu yapabiliriz. Ama çok aşırı buruk olduğu için belki içemeyebilirsiniz. Belki midenizi rahatsız edebilir diye. O yüzden biraz biz pekmez de koyuyoruz ki içine daha faydalı, daha da biraz daha içimi daha iyi olsun diye. Geçen sene ben çok yaptım. Çok isteyen oldu. Benden dağıttım herkese. Yani birisi diyordu Arife çam kozalak şurubu yaptın mı? Ondan sonra bir tane verir misin? Hep öyle öyle dağıttım. Ben belki bir tane ikinci kavanozu içtik, o da yarısı kaldıydı. Yoksa çoğunu da isteyenlere vermiş. Şimdi çam kozalak şurubunun suyunu ilave ediyoruz arkadaşlar. Sonra da şimdi şundan özlerini koymuştum ya, onun da suyunu tekrar alacağım. Bunları da yine atmıyoruz arkadaşlar. Kuru kenara koyuyoruz kurusun diye. Ondan sonra onlar da tekrar yakıyoruz. Şöyle kenara bırakıyoruz bunları. Yoktur herhalde. Yok. Bunları da burada koyduktan sonra şöyle bunları burada giyiyoruz arkadaşlar. Çünkü bağda biz böyle evdeki eski kıyafetlerimizi getiriyoruz ki burada bir iki kullanmadan sonra şey oluyorlar. Ocağın başındayken hele daha çok ne kadar eski varsa onları giyiyorum. 2-3 giymeden sonra zaten atıyoruz diye. Onun için evdeki fazlalıkları getiriyorum. Böyle olduğuna bakmayın. Bunlar biz böyle olunca hava sıcakta da iyi oluyor yani. O yüzden giyiyorum. Hem ince. Hacı anne geldi bakın. Şöyle. Kolay gelsin Hacı Hanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Heh, namazını kıldı. Yine aldı sopayı eline. Hiç durmaz maşallah. Yine yapma dedikçe yapar. Hadi diyorum yardıma gel. Ay yardıma da değil aslında. Ben ona gel yanımızda otur diyorum evde canın sıkılır diye. O şimdi birazdan size de güzel dua yapar. Değil mi anne? Hı. Heh. Ondan sonra cuma sizlerle güzel dualarda buluşuruz.
Ağız dualı güzel hacı annemiz bizim. Allah. Heh, söyle. Hayırlısıyla yapmak, yedirmek nasip eylesin. Amin. Ne diyorsun? Arkadaşlara da dua et. Arkadaşlara da iyilik, sağlık desin. He. Yaptıklarım onunla da güle güle yesinler. Benim yaptığım mı? Ne yapıyorsunuz? He, onlar kendi yaptıklarını da güle güle yesinler. Bak 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 canım benim. Evet. Oh, otur bakalım hanıma baş köşeye. Oh. Maşallah maşallah. Allah. He. Sağlık versin, iyilik versin. He. Yaptıklarımızı güle güle yedirmek nasip eylesin. Amin. Allah. Güzel Habibim. Allah herkese de Allah iyilik, herkese sağlık de versin. Allah evlerine huzur, mutluluk versin. Hastalara bütün şifalık versin. Amin. Cenab-ı Allah. Derdi olana, borcu olana Allah yardım eylesin. Amin. Ameliyat masasında olana, doğum yapana Allah'ım ordumuza, yurdumuza iyilik, sağlık versin. Amin. Allah. Çoluğu çocuğu olmayana çoluk çocuk versin. Sınava girenlere Allah yardım etsin. Zeyna çok doğru versin. Allah'ım. Amin. Allah'ım herkese iyilik, sağlık versin. Allah kabir azabınızı karşılasın. Amin canım. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, şimdi çam kozalağını geçiyor. Şimdi çam kozalağına geçtik. Ne yaptık? Kozalaklarımızı ilk önce kaynattık arkadaşlar. Ne yaptık? İlk önce çıtlattık onları. Keserle ortalarını açtık. Ondan sonra bir gün suda beklettik. O is ve kir suyunu attık. Tekrar yıkadık. Tekrar sonra ocağa koyduk. Bu şekilde aşama aşama gidiyoruz. Bakın çam kozalak şurubu da öyle kolay değil. Hepsinin ayrı bir şeyi var. Zorluğu var. Emeği var. İnşallah bizlere destek olursunuz. Beğenilerinizle, aboneliklerinizle bana destek olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bakın hacı annem herkese dua ediyor. Biz de dua ediyoruz. Bana destek olanlara ben her zaman dua ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Yine de olanlar, olmayanlar, olacaklar vardır. Onlara da dua etmemiz lazım. Allah hepinizden razı olsun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Biraz kaynadıktan sonra içine ilave edeceklerimi size göstereceğim tekrar. Ondan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, olur. Şimdi ben ne yaptım? Çam kozalağı şurumuz bitti. Şimdi onu alacağım. Kavanozlara bir süzdükten sonra tekrar kavanozlara kapatacağım arkadaşlar. Yeter yeter. Kaynamış oldu. Evet, şifa niyetine. Şuraya da şimdi elip koyacağım. Şöyle şey yapayım. Bunu geçireyim, süzeyim. Şu şekilde. Bayağı kaynadı. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Zencefille beraber. Karanfil, zencefil. Şu şekilde. Bunları kavanozlara kapatıyorum arkadaşlar. Şifa niyetine. Şöyle. Şurası bastırdım. Şöyle size şöyle tam göstereyim istedim. Şu şekilde yapayım.
Başka bir şey mi var? Bunu da az önce pekmez yapmıştık ya. Pekmezli kavanozumuz. Bunları şimdi sıfır kapakla kapatacağız arkadaşlar. Allah bismillah. İçime hazır olmuş olacak. Ben kapaklarımı da almıştım. Şöyle. Şimdi saklayalım. Evet. Şu şekilde kavanozlarımı, kapaklarımı kapatıyorum. Çam kozalak şurubumuzu yaptık arkadaşlar. Şu şekilde içinde karanfilleriyle beraber çam kozalak şuruplarımızı hazırladık. Ve bunu şöyle iki döndürüp hemen ters çeviriyoruz. Şu şekilde görüyorsunuzdur. Ters çeviriyoruz. Ellerimizi patlıcan, biber, bunları yaparken şey oldu. O yüzden böyle yaparken sürekli yıkıyoruz ama artık bunlar leke gibi kalıyor. En son aşamada iyice temizliyoruz. Bunları bu şekilde kavanozladık arkadaşlar. İçine hazır hale getirdik. Biraz daha içinde var. Onu da şöyle size hazırlamış olduğum çam kozalaklarını şu şekilde göstereyim. Sıcaklar. Bunu da kaldırayım şu. Evet. Çam kozalak şuruplarımızı hazırlamış olduk arkadaşlar. Sizler de yapın. Sizler de bunu deneyin. Çok faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle çam kozalak şuruplarımızı bu şekilde hazırladık. Şöyle. Bakın. Şu şekilde daha sonra soğuduktan sonra kaldırabilirsiniz. Şimdi ben şöyle göstermek amacıyla çam kozalak şuruplarımızı hazırladım. Kazanda biraz daha var. Onu da koyacağım. Bakın orada karanfiller var. Karanfillerle, zencefillerle beraber güzel bir çam kozalak şurubu hazırladık arkadaşlar. Şifa olsun. Sizler de yaparsınız inşallah. Yani evde zor oluyor. Anca bağda bunu böyle kazanlarda işte. Çünkü ben buna iki gündür uğraşıyorum. Bir gün kaynattım, uğraştım. Yani bir gün suda beklettim. Ertesi gün kaynattım. O yüzü daha çok çıksın diye soğuttum, beklettim. Tekrar içinden çıkarttım şu çam kozalakları. Tekrar bir daha kaynattım. Sonra bir saat sonra pekmezini koydum. Bir saat sonra neyi koydum affedersiniz. Zencefil, serdeçal ve karanfille kaynattım. Sonra da son aşamasında kavanozlayıp kapattık arkadaşlar. Çam kozalaklarımıza desteklerinizi ve abonelikle arkadaşlar. Hazırladığımız şeylerimiz bu şekilde çam kozalaklarımız. Abone olup destek olursanız bizlere çok memnun oluruz. Gerçekten şifa verici bir şey bu. Özünü çıkartıyoruz ve kaynatıyoruz. İnşallah yurt içinden yurt dışından bize desteklerinizle beraber yanımızda olup bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Siz bizlere destek oluyorsunuz. Biz de sizlere dua ediyoruz. Karşılıklı birbirimize iyilik yapmış oluyoruz. Sevap işlemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, bu kadar çam kozalak şuruplarımız. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sevgiyle, huzurla, mutlulukla, sağlıkla kalın arkadaşlar.